Türk sanatçılar hayatını kaybeden Kızıl Ordu Korosu'ndaki meslektaşları için başsağlığı diledi. Rus milletinin sesi susmayacak dedi. Dostluk, o cesaret denizinde kaybettik Kızıl Ordu'yu. Ancak o dostluk içerisinde her zaman yaşayacak. Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı ve Türkiye'nin ilk kadın orkestra şefi Kızıl Ordu Korosu'nu anlattı. Kızıl Ordu Rus milletinin sesidir. Rus milletinin sesi olmuş, Rus milletine mal olmuş bir koroydu. Aynı zamanda Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi olan Özdil, Sovyetler Birliği yıkılmadan önce Rus milletinin Kızıl Ordu'ya dayandığını hatırlattı. Bir ölür, bin dirilirler dedi. Rus halkının bir tane dayanağı vardı. O da o yıkılmaz çelik gibi sapasağlam kültürü ve sanatı. Ve o dönemde Rus halkı kültürüne ve sanatına dayanmıştır. Dimdik ayakta kalmıştır. Bazı Türk sanatçıların uçak kazasında hayatını kaybeden Rus sanatçılarla dost olduğunu hatırlatan Özdil, Elim Kazağı'nın sanat camiasını birleştirdiğini söyledi. Bu bize direniş, ayağa kalkış fırsatı verdi. Bütün sanat camiası şimdi hep birlikte bir direnişin içerisine girdik. Suriye, İran, Irak, Türkiye, Rusya bir kurtuluş savaşının içerisine girmiş durumda. Biz sanatçılar hepimiz bir araya geliyoruz. Kurtuluş savaşı vererek biz o Avrasya Birliği'ni kuruyoruz. Daha da derine gidersek Batı Asya Birliği'ni kuruyoruz.